على من أحيى بعد أن كان سيرا، وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأفضل الهادي هادي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: خير الناس العرب، وخير العرب قريش، وخير قريش بنو هاشم، وخير العجم فارس، وخير السودان النوبة، وخير الصبغ العصفر، وخير المال عقر صدق، وخير الخضاب الحناء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberler, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain, bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itali darbaka edenler, rahmetullah aleyhi mecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahabenlerimiz, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin geçmişleri, bu cami-i şerif yaptıranların bugüne kadar gelmesinden emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin kayyimi cemaat-i müsliminin, bu civarlarda metfum olunan evliya ulema sulaha şühede müminat tüm geçmişlerimizin erva için el Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: Hayrun nas, insanların en hayırlısı el Arab, Arap milletidir. Ve hayrul Arab Kureyş, Arap milletinin en hayırlısı da Kureyş kabilesidir. Onlar da yaratılıştan bir takım üstün meziyetler vardır. Kamil işler yaparlar. İslam'dan evvel de kendilerinde böyle bir takım diğer insanlarda olmayan şeyler vardı Araplarda. Mesela Araplar çok güzel hitabetleri vardır. Çok güzel şiir söylerler. Bugün de onların söyledikleri, cahiliye döneminde söyledikleri şiirleri Birleşmiş Milletler UNESCO'da sergileniyor, insanlara sunuluyor. Böyle bazı meziyetleri vardır. Tabii bu güzel yaratılıştan gelen şeyler eğer iyi yolda şey edilmezse, korunmazsa, bunlara yol açılmazsa, bunlar geliştirilmezse, mümbit bir toprağın bakılıp çekilmediği zaman diken tarlasına döndüğü gibi sadece vahşi bir takım pis hayvanların uğrağı olduğu gibi kötü şeylere de şey olabilir. Evet, yer olabilir. Bu hasletlerinden dolayı Araplar Kur'an-ı Kerim'in o üstün konuşma meziyetleri, hitabet kuvvetleri sebebiyle Kur'an-ı Kerim'in belagatından dolayı Müslüman olanlar var. Onun belagatına hayran olup Müslümanlığa girmişler. Evet, böyle meziyetleri vardır. Bir de tabii bunun dışında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlardandır. İbrahim aleyhisselam Hacer'le evlenmiş. İsmail aleyhisselam'ı annesiyle beraber Kabe'ye, Mekke'ye bırakmış. O zaman hiç susuz bir vadi. Duası var İbrahim Aleyhisselam'ın. İşte İsmail Aleyhisselam da gelişip büyüyünce, evlenecek yaşa gelince oralı şeylerden işte evlenmiş. Efendimiz de bu sülaleden. Evet, Efendimiz olunca en insi oluyor insanların. Bu Arapların da hayru Kureyş, Arapların da en hayırlısı diyor Peygamberimiz Kureyş'tir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabilesi.
Evet. Ve hayru Kureyş, Kureyş'in de en hayırlısı Benü Haşim. Haşim oğullarıdır. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesi. Evet. Benü Haşim'den. Evet. Benü Haşim. Evet. Haşim oğulları. Evet. Sonra Abdülmuttalip dışında diğer şeyleri inkıraza uğramış. Ondan devam etmiş. Bu Benü Haşim, Haşim Kur'an-ı Kerim'de li ilafi Kureyş'in ilafihim rihlete'ş-şitâi ve's-sayf. Bu gece, yazın, kışın sefer yapıyorlar. İşte o seferi icat eden adammış. İlk defa yapan adammış. Evet. Sonra bu Kâbe-i Muazzama İbrahim Aleyhisselam tarafından oğlu İsmail'le yapıldıktan sonra tabi tevhid dini unutulmuş. Sonra putlarla doldurulmuş ama saygınlığı devam ediyor. Oraya o putlarla doldursalar da putlara tapanlar uzaktan yakından geliyorlar. Mekke'ye geliyorlar. O gelenlere işte yemek verilmiş bu Haşim. Evet. Yemek verilmiş. Evet. Onları doyururmuş. İlk trip yapan adammış. İlk trip yapan adammış. Evet. Ve hayrul acan, Arap olmayanların en hayırlısı ise Faris. İranlılardır. Biz Faris diyoruz. Neden? Çünkü orada Selman Farisi var. Selman Farisi'yi Peygamberimiz övüyor çok. Evet, bazıları İmam-ı Azam'a bunu yoruyorlar. Bazı alimler Ebu Hanife'dir bu diyorlar. Efendimiz ona işaret etmiştir. Bunların hayırlısı da odur diyorlar. İmam-ı Azam'ın annesi Türk olduğu kesin. Babasının da Arap olmadığı kesin. Ama İranlı diyenler var, Türk diyenler var. Türk olduğu büyük ihtimal. Evet. Evet, bu Arap olmayanların en hayırlısı da Faris'in. Bunu İmam-ı Azam ve Ebu Hanife'yi yoranlar var ve onun takımının olduğunu söyleyenler var. Evet. Bazılar diyorlar ki Horasan ehli. Horasan ehlidir bu. Bundan kasıt Horasan ehlidir. Mesela Tirmizi'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakleden bir hadis-i şerifte لَوْكَانَ الْا۪يمَانُ عِنْدَ سُرَيَّا evet لَتَنَالُهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسِ. Eğer iman Süreyya yıldızında en yüksek yıldız, parlak yıldız olsaydı bile Farislerden onu bir takım insanlar gelip bulurdu. Selman Farisi biliyorsunuz İran'dan gelmiş Mekke'ye, oradan göç etmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o benim ehlimdendir, ehli beytimdendir diyecek kadar da Peygamberimize yakın olmuş. Evet, öyle hadisin öyle. Ve hayru Sudan, Sudan, şimdiki Sudan, onun hayırlısı da Mısır'ın, Mısır topraklarının güneyinde Ennube. Bu Mısır'ın güney tarafında bir arazi, Nube denilen yerdir. Neden söylüyor bunu? Bilal Habeşi oralı da ondan. Bilal Habeşi de biliyorsunuz müezzinlerin piri. Şimdi de müezzin efendi ona rahmet okuttu bize. Evet, dünyanın her anında ona rahmet okunuyor, Fatiha okunuyor. Bilal Habeşi'den dolayı Abdullah bin Ahmet Nubi ve evet Hübetullah Muhammed bin Nubi bunlardan birisidir. Başta Bilal Habeşi, yani Sudanlıların hayırlısı da Nubellerdir. Ve hayru sıbıgı el usfur, boya, boyaların, boyanmaların en hayırlısı usfur, usfurdur. Kadınlar bununla boyanırlar, renklerin en güzelidir. Ve hayrul mal ukur, malın en hayırlısı da mehirdir, mehir. Evlendiği zaman kadına, kadınlığı karşısında
verilen maddi para. Efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahın en hayırlısı mehri kolay olandır diyor. Evliliği kolaştırmak için çok para istemesinler diye. Ama kadının hakkıdır. Kadın mehri almadan kendisini kocasını teslim etmez. Mehri muaccel hemen teslim edilen, hemen verilen. Şimdi bizde nişan takımı işte altın, yüzük, şeyler, saat maat takıyorlar. Öyle adet olmuş. Bir de daha sonra boşandığı zaman muaccel olan veya öldüğü zaman taksime girmeden mallar alınacak olan, kocasından alınacak olan mehri müeccel var. Bunu pazarlık suretiyle kadın kocasından ister. Bu hac olamaz, ömre olamaz. Maddi bir para olacak, maddi bir değer olacak. Daire olabilir, arsa olabilir, para olabilir. Maddi değeri olan şeyler olabilir ama ömre hac olmaz. Böyle yapıyorlar da onun için bunları söylemek istiyorum. Evet, malların en hayırlısı kocası ona verir karşılığında, teslimiyetin karşısında. Bu kadının helal şeysidir. En hayırlı malıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii zinacıya mehir olmaz. Bu şer'i nikaha uygun, şer'iyete uygun şer'i nikahla evlenmiş olanların alacak. Buna sudak da denir. Evet. Şimdi bu okur kelimesi saha manasına da geliyor. Ukru daril İslam eşşem, fitne zamanında, Mehdi'nin çıkacağı zamanlarda Şam'dır. Şam en İslam'ın en şeyi rahat yeridir. Oraya hayırlı insanlar orada. Oraya gidin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ve hayrul hıdab el hinna. Boyaların en, renklerin en güzeli usfur. Boyaların en hayırlısı kınadır. Biz hına Arapçası, Türkçe'de kına. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Buhari hadisi: İnnel yehuda ve nasara la yesbuğuna fehalifuhum. Evet, öyle diyor. Hristiyanlar ve Yahudiler sakallarını boyatmazlar. Kınaya boyatmazlar. Saçlarını kınaya boyatmazlar. Siz onu sözden onları muhalefet ediniz. Evet, sakalınızı kına ile boyayınız. Saçınızı kına ile boyayınız. Ama şimdi bu garip karşılanır. Birisi, bir erkek bunu yapsa kaçırdı keçileri derler. Ama görüyorsunuz kına ile insanın saçını boyatmasını, sakalını boyatması, öyle diyor. Boyaların en güzeli kınadır diyor. Ve Yahudilere, Hristiyanları muhalefet edin. Sakın ha, siz onlara benzemeyin. Kına ile sakalınızı, saçınızı boyatın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi siyaha boyatmak yanlış. Evet, erkeğin sakalını saçını siyaha boyatması kesinlikle yasaktır. Ama siyaha yakın kırmızı, şey, kınanın kırmızı koyusu açığı olabilir diyor. Tirmizi'de Ebu Zer Gıfari'den: İnne ahsene mâ gayretun bi şeybe. Evet. El hinna vel ketem. Evet. Şimdi ak saçı, sakalı siyah boyatmak haram, yasak kesinlikle. Ama kına görüyorsunuz. Hristiyanların muhalefet, Yahudilerin muhalefet olsun diye sünnettir Peygamberimiz. Onları muhalefetini boyayın diyor. Sizin ak saçı değiştirecekseniz kına yakın diyor Peygamberimiz. Ketim vel ketim, evet, siyaha, kırmızıya meyyal, koyu kırmızıya meyyal kına. Evet. Yani siyahla kırmızı arası bir renk. Bu olabilir. Evet.
أما الصب بالأسود فممنوع. Evet, hadis-i şerifte beyan edildiği üzere siyaha boyamak, saçı sakalı memnudur. Ve evvel men kadaba bihi minel arab Abdülmuttalib. Abdülmuttalib ilk defa boyatmış, siyaha yanlış, bizde yanlış. Ve de saçını sakalını bazı kitaplarda da ilk boyayan, siyaha boyatan Firavun aleyhillanedir. Üstüne Allah Teala'nın laneti yağsın, Firavundur, Allah'ın düşmanı Firavundur diye haberler var. Evet efendim, bu konularda da bunlar basit şeyler olmasın. Bakın, Hristiyanlara muhalefet, Yahudilere muhalefet, beyaz saçları siyah boyatmayacağız. Kına, ya kınanın koyusu açığı olabilir. Peygamberin emri bu. Sakın onlara benzemeyin diyor. Onlara muhalefet edin. Evet. Hazreti Ali'den bu hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet, hayr-ı rızk, yani insana fayda veren şey, rızkın en hayırlısı, Allah'ın lütfettiği şeylerin en hayırlısı, evet, bu rızıktan yılda bir defa verilen, ayda bir defa verilen, günlük bir defa verilen, bunlara da rızık denir. Yani maaş, ona tahsis edilen para, geçimini sağlayan şey anlamına da gelebiliyor. Evet, rızık bazen yağmuru da söylenmiş. Kur'an-ı Kerim'de وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضِ. Rızka sebep olduğu için yağmuru da rızık denir. Yağmur yağınca işte ekin biter, buğday, arpa olur, mısır olur vesaire vesaire. Evet, yağmura da rızık denir. Evet, rızıkların en hayırlısı مَا كَانَ يَوْمًا بِيَوْمٍ كِفَافًا. Gün be gün senin ihtiyacın karşılayacak kadar olanıdır. Sana yeterli olanıdır. Evet, yeterli olanıdır diyor. Çünkü fazlası insanı azdırır. İnsanı ibadetlerinden alıkoyar. Her gün sana ihtiyacın karşılayacak kadar olan rızkın en hayırlısıdır. Fazlasını göz dikme. Fazlasına hırslanma. Evet. Bu yeterli miktar dediği Efendimizin insanına göre değişir. Bazısı haftada bir gün yer. Bazısı ayda bir gün yer. Evet. Ayda bir gün yiyenler de var. Bazen günde bir gün yer. Şimdi biz tamamen Tanzimat'tan itibaren Avrupa'yı taklit ettiğimiz için sabah öğle akşam diye sanki kanunmuş gibi öyle söyle yemezseniz ölürsünüz kalırsınız filan gibi laflar ediyorlar. İslam'da iki öğündür yemek. İslam'da iki öğündür. Yani üç öğün değil. Yani bir öğün yiyen de var. Bir öğünle yetinen de var. Haftada bir öğün yiyen de var. Alıştırmaya bağlı bu. İnsan vücudu bunlara kendini işe ediyor, uyduruyor. Evet, insanı öyle Allah öyle yaratmış. Sibirya'da yaşayanlar buzun içinde yaşıyorlar. Ben gördüm. Çocuk, ayağı çıplak, buzun altında evi adamın fotoğrafını gösterdi bana, çocuğunun fotoğrafını. Yalın ayak buzun üstünde. Bu çocuk hasta olmuyor. Hal bizim çocukları böyle bir şey yapsan hemen hasta olur. Onlar çocuk doğunca Sibirya'da, Sibirya'nın kuzeyinde hemen buzlu suya atarlarmış. Çocuk doğar doğmaz. Bizde hani kırklıyorlar filan ya, onlar da öyle kırklarlarmış. Buzlu suya atarlarmış. Yani bu da insan ölmüyor. Bakın alışıyor vücud ona. Ekvatorda da insanlar yaşıyor. O kadar koyu sıcakta, sıcağın yüksek olduğu o derecelerde insan, yani insan vücudu bulunduğu yere intibak ediyor. Binaenaleyh, yani üç öğün yemezsen ölürsün hikaye. Bizi yanlış yola sevk etmişler. Çok yiyen tembel olur, az yiyen hem ibadetine düşkün olur hem ilmi daha çok ilmine daha çok sarılır. Yani az yemek, az konuşmak İslam'da esastır. Evet, öyle söylüyor. Bu rızkın en güzeli senin her gün yeten. O yeten de işte senin alıştığın normal, senin sağlığını devam ettiren şey. Günde bir defa mı yiyorsun, iki günde bir defa mı yiyorsun, hafta bir defa, senin alıştığın şey sana gün be gün yeten şeydir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
öyle burada diyor bazen bir defa bazen iki defa bunlara göre işte bir defa kifaf, iki defa kifaf bunlar alışmaya bak. Üç defa söylemiyor. Bir defa fi kulli yevmin marraten ev marrateyn. Üç defa yok. Bir veya iki defa. Bu da günlük yeter miktardır. Evet bu kifaf miktardır. Evet. İnsanların durumuna göre layık olan şey, yeterli şey. Evet. Yani böyle bir sınır yok. İnsanların durumuna göre değişen ölçülerde. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan nakledilmiş bir hadis-i şerif. Evet, hayru rızık el kifaf ve huve ma kaffa anin nas. Rızkın hayırlısı sana yeter olandır. Nedir o? İnsanlara muhtaç etmeyen. Evet, rızık işte bu. İnsanlara el açtırmayan, ona dilendirmeyen kifaf miktarı budur ve bu rızkın en hayırlısıdır. Onların dilenmeye seni şey etmez. Evet, ondan alıkoyar seni. Evet. Dünyada çok şeye böyle yeme içmeye heves edenler ahirette aç kalabilirler. Böyle her şeyi özünü kaçırmadan şey etmek lazım. Katmak lazım. Evet. Ölçü rızıkta ölçü helal olacak. Bu helaldan da işte sana yeteri kadar olacak. Fazlasını göz dikme, haris olma demek istiyor Peygamberimiz. Hayru bukatin evet. Fil mescid halfel imam. Evet. Hayırlı şeyleri sayıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Maalesef bunlar bizim halkımız tarafından, Müslümanlar tarafından önemsenmemiş. Şimdi hoca bak namaza duracağı zaman ön saflar boş, hakikaten boş. Buraya beşinci safa duruyor adam, birinci saf eksik. Evet, Peygamber ne diyor bak. Camide imamın arkasındaki yer en hayırlı yerdir. Gel arkadaş, imamlık yapabilecek kapasitede bilgideysen, fıkıh bilgilerin varsa tam imamın arkasında dur. Öteki daha yaşlı, erken gelsin efendim. Erken gelenidir hak. Yalnız bu bilgiye sahip değilsen iki kişilik yeri boş bırak. Çünkü imam da insandır, unutabilir veya abdesti bozabilir. Böyle bir durumda kendi iradesiyle olmadıkça abdesti bozulsa, burnu kanasa veya yellese, kaçırsa istemeyerek namaz iptal olmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de la tubtilu amalakum, amellerinizi iptal etmeyin buyuruyor Allah. Bu kanun-u ilahi. Allah'ın emri. Başladığın bir işi yarı yarıda bırakmayacaksın. Bu işin başı var, sonu var. Ha, ibadetin de başı var, sonu var. Evet, iptal etmeyeceksin. Ona göre işte fıkıh kuralları türemiş. Mesela imam namaz kılarken kaçırdı. Abdest bozuldu, insanlık hali olabilir. Veya burnu kanadı. Veya ayağındaki, elindeki bir sivilce patladı. Abdesti bozuldu. Evet, o zaman hiç kendi iradesiyle değil. Kendi iradesiyle olursa namaz tamamen gitti tabii. Vebal hocanın. Evet, kendi iradesiyle değil. Bozuldu abdesti. Hiç konuşmayacak. Arkasındaki adamı öne çekecek. İşte o zaman arkasındaki adam bunun fıkhi yönünü bilecek ki imamın kaldığı yerden namazı tamamlayacak. İmam tam kaldığı yerden tamamlayacak. O da gidecek, abdestini yenileyecek, gelecek. Hiç konuşmadan dışarı gidecek, abdestini yenileyecek, gelecek. Yetişebilirse hemen ilave edecek. Aradakileri hiç okumadan yapacak, imama yetişecek. Yok yetişemezse o tamamlayacak. Bu şekilde bir fıkhi usul var. Ha işte en hayırlı yer imamın arkası. Öyle diyor Peygamber camide. Ve inne rahmete, çünkü rahmet izâ nezelet bedet bil imam. Namaz kılınca Müslümanlar el pençe divan saf durunca Allah'ın rahmeti sağanak sağanak iner. Bu imamdan başlar. İmam arkası, ondan sonra sümme billezine halfehu, sonra arkasındaki sümme yumneten ve yesreten. Sonra sağ sol, sağ sol, sağ sol,
Birinci saf tamamlanır. Birinci saf caminin iki duvarı arası. Süleymaniye'de geniş. Evinde iki duvar darsa duvara kadar olan birinci saf. Mescit küçükse duvara kadar olan birinci saf. Burası geniş. Onun için burada en hayırlı yer imam arkasından sonra sağ sol sağ sol sağ sol duvara kadar olan birinci safı dolduracaksın. En çok sevap buraya iniyor. En çok bunlar kazanıyor. E bak peygamber sözü ha ben aktarıyorum. Şimdi geliyor adam cuma günü beni konuşturmaya götürüyorlar. Gelmiş benden evvel gelmiş oturmuş arkaya dayanmış duvara. Şimdi aptal desem benim hakkımı verir hakaret etti diye. Aptal ne demek? Kafası aklı ermeyen demek değil mi? Kafası çalışmayan. Ben öyle demiyorum da akıllı hareket edin diyorum. Akılsız olmayın. Peygamber öyle söylüyor. Sen buraya niye geldin arkadaş? Sevap kazanmaya değil mi? En çok sevap diyor. Birinci saf diyor peygamberimiz görüyorsunuz. Oradan okuyoruz. Niye erken geldiğin halde senin hakkın yok. Niye arkada duruyorsun lan? Akılsızlık değil mi bu? Hem sevap kazanmaya geliyor hem de hakkını kullanmıyor. Akılsızlık değil mi bu? Evet şimdi maalesef bu öğretilmediği için mi? Önemsenmediği için mi? Bak hoca birinci saf boş arkadaşlar. Lütfen birinci ikinci safları doldurun demek zorunda kalıyor her seferinde. Her seferinde. Evet. Bunu hatırlatmak da imam yılmayacak, görevini yapacak. Etimmü sufufeküm. Evet. Saflarınızı tamamlayınız. Ve terassu. Omuzlarınız birbirinize değsin. Kurşun gibi böyle sık. Adam apışıyor. Ya mübarek adam. Peygamberin sözü bu. Namaz böyle kılınır. Omuzlarınız birbirinize değecek. Evet, ayakların apışıp durma. Yanaştır. Omuzu değse zaten o ayak fazla gelir. Açma. Birbirinize sıkıca yanaşın. Aradan şeytan geçmesin. Vesvese vermesin. Üküm oldu, üçüm oldu. Üşüdük geldi mi, gelmedi mi? Ha, abdestin bozuldu mu, bozulmadı. Bunlar tamamen şeytanın senin namazını bozmaya yönelik vesveseleri. Sıkı dur. Sıkı dur ki öyle diyor peygamberimiz. Ben aralarda şeytanın siyah koç gibi dolaştığını görüyorum diyor. Onun için safları sıklaştırın diyor. Adam onu hiç önemsemiyor. Apışıyor duruyor. Ya çok önemli bak namazın bile kabulüne şey olduğu gibi sebep olduğu gibi. Evet. Öyle diyor peygamber. Ve im ikamete sufuf min temamis salah. Safların düzgün sık tutulması namazın tamam olmasına sebeptir diyor. Arkasından da bunu söylüyor. Ben mübarek adam sen namazına sevap almak için geldik. İlk sefa dur. Ondan sonra namaz tam olsun istiyorsun. Onun için geldin. Sık dur, düzgün dur. İlan erisi gibi böyle es gibi durma. Safları düzgün yap. Sık yap. Namazın tamam olması sebeptir diyor. Onu söylüyor işte. Mescitte, camide en hayırlı yer imamın arkasıdır. Çünkü rahmet indiği zaman imamla başlar. Sümme billedine halfehu son onun arkasındaki saffa sümme yümne sümme yesr sonra sağ böyle bir sağ sol birinci saf tamamladı ikinci saf sağ sol ikinci safın da en ortasına duracaksın sağ sol bakıyorum sağ tarafa yığılmışlar sol tarafta kimse yok yanlış bak öyle diyor peygamber yümne yusra sağ sol dengeli olacak saf diyor sağ sol dengeli olacak diyor sevap da böyle dağıtılır diyor Efendimizin sözü bu evet sümme yetaassul mescid bi ehliha sonra mescid taksim edilir diğer camide olanlara taksim edilir ama imam arkasındaki birinci saf ikinci safın ortası oto olacak sağ sol üçüncü safın ortası böyle bu taksim böyle sevap böyle taksim onun için camide buna önem verin
Geldiğiniz zaman arkada durmayın. Akılsız gitmeyin. Hemen gelin ilk sabah. Ama eskiden yaşlılar gelecek arkada olabilir. Erken gelsin. Görüyorum ben caminin önünde oturuyorlar. Lak lak dövüyorlar. Dedikodu yapıyor. Camiye erken geliyor. Namaz kılmaya geliyor. Ama cami içeri girmiyor. Orada lak lak dövüyor. Ne kadar akılsızlık. Gel lan camiye. Otur şurada. Ön safa otur. Hiç tesbih çekme. Namazı beklemek de ibadettir. Namaz kılmış gibi sevap alıyorsun. Orada dedikodu yapıyorsun. Yani bilgisizlik ne kadar kötü bir şey görüyorsunuz. Geliyor emeği boşuna. Evet. Safların düzgün olması, eğri büğür olmaması, safların sık olması belaların define sebep. Evet. Türkiye'mize, vatanımıza bela gelmesin. Kafirler, düşmanlar aramıza fitne sokmasın istiyorsan arkadaş camilere koş. Düzgün saflar halinde camilerde namaz kıl. Bunu kıldığın zaman beyinsizler yüzünden Allah azap edecekken bunları def eder diyor güzel peygamberimiz. Kafirler de bizi çok kıskanıyor. Belaları aramıza sokmak istiyorlar. Hepsi onlara karşı hemen camiye koş. Düzgün saflar halinde güzel namaz kıl. Vatanımıza bela inmesin. Bütün Müslümanlar böyle yaparsa evet. Şimdi sahabiler zengin değil. Zengin değil. Bir haftada bir hurma yiyen var. Peygamber Hazreti Ayşe anamız öyle diyor. Biz bir hafta bir hurma yerdik diyor. Peygamber devlet reisidir. Bir hurmayla öyle sıkıntılı günler geçirdiler. Kılıcı yok, atı yok. Ama Bedir'de 313 kişi, iki atlı var, 311 yaya, potini yok, taşla, sopayla, zırhlı atlı kafirleri duman ettiler. Allah'ın yardımıyla. İşte böyle Allah için peygamberin dediklerine aynen uyarsanız aziz olursunuz. Bu her zaman böyledir. Kıyamete kadar böyledir, değişmedi. Fatih Sultan Mehmet Han 52 gün uyumamış, her türlü kendine düşen tedbir almış. Peygamberimiz de kendine düşen tedbir, kalktı Medine'den, Medine gitti. Sabaha kadar uyumadı, yalvardı. O peygamber bir gecede halletti işini. Fatih 52 gecede halletmiş. Ama yıkılmaz dediği surlar yerle bir oldu. Bu devleti kimse yenemez dedikleri Bizans İmparatorluğu'nu toz etti, buz etti. Devir açtı, çağ kapattı, çağ açtı. İşte peygamberin sözüne uyanlar, Allah'ın güzel peygamberin sünnetlerini kendi rehber edenler böyle aziz olur, kuvvetli olur. Onun için bunları basit zannetmeyin. Camiye geldiğiniz zaman bir kere camiye gelin. Her zaman söylüyoruz. Evde kıraat namazın farzı. Harfleri güzel çıkarabiliyor musun arkadaş? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Şimdi elhamdülillah desen namaz olmaz. Rabbil alemin desen olmaz. Ayın o. Hı o. Ha başka, he başka. Bunu sen biliyor musun? Kıraata gittin mi? Talim yaptın mı? Yapmadın. Gel lan namaza. Uydum şimdi ama de o okuyor. Biz arkada garanti belgeyi alıyoruz. Camide cemaatle namaz kılan müminin namazı garantili farzı. Hesabını imam verecek. Burada 300 kişi varsa 300 kişinin hesabını imam verecek. Evet, seninki garanti. Gel onun için ya. Namazın garantiyi al. Namazı 5 vakit namazı camiye git. Ama imam da güzel kıldırırsa sen bir tane alacaksın, o 300 kişilik alacak. O da öyle bir işte, hem zarar hem de böyle kar, böyle bir riski var. Evet, onun için camiye koş. Hem memlekete bela gelmesin, hem namazın garanti kabul olsun. Bir adamın namazı garanti kabulse, bundan evvelki vakit, mesela öğlen ikindiyi kıldık şimdi, bizimki garanti, hoca hesabını verecek. Öğle ile ikindi arasında günah işlediysek onları sildiriyor. Öğlen namazını cemaatle kıldık. Sabah namazıyla arasında günah işlediysek onları sildiriyor. Kul hakları değil tabii. Cenab-ı Hakk'ın hukukuna taalluk eden şeyleri. Yani camiye gelmek hem belaları def ediyor, hem izzet sebebi, hem de günahları affeden ve sorumdan kurtaran bir şey. Geldiğiniz zaman diyor öyle imamın arkasına durun, birinci safı doldurun diyor. Sonra
bu şekilde diğerlerine dağıtılır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Hayru nisaikum el afife. Evet. Sizin kadınlarınızın en hayırlısı iffetli olandır. Haramlardan sakınanlardır. Allahu Ekber. Bir fercini, tenasül uzvunu harama asla açmayandır. Evet, zina yapmayandır. İki, evet, nifas, hayız hallerine dinin emrettiği şekilde dikkat edenlerdir. Buradan söyleyeyim, ha kızmayın. Ve zina il ayn. Göz zinasına dikkat eden kadındır. Evet. Göz zinası, elin erkeğinin bilmem nesine daracık giymiş. Her şey meydanda. Örtülmemiş sayılır bu. Dinen böyledir. Yani çok sıkıştırıyorsun demeyin. Devletin 1936'da meclis kararıyla bastırdığı Hak Dini Kur'an Dili Elmalı Hoca'nın tefsirine bakınız. 5. cilt 2405 5. sayfaya bakınız. Orada ayetin tercümesi var, açıklaması var. Dar elbise giyinmemiş sayılır. Şimdi o kadar gülüncek haller var ki başını örtmüş güzelce hanımefendinin göğüsleri meydanda, kalçası meydanda, affedersin önündeki şey de meydanda. Her şey gözüküyor. O kadar dar giymiş ki bu çıplaktır. Peygamber de öyle söylüyor. El kâsiyâtül âriyât. Çıplak giyinlik bunlar diyor. İşte buna erkek erkeğin şeysine baktı böyle. Erkeğin kadının zinasıdır. Sen de kadınlar açık. Göğüslerini açıyorlar şimdi. Moda. Evet. Ondan sonra o vaziyette de Allah Allah diye konuşuyor. Tamam, kafir. İnkar etmedikçe kafir olmaz bir insan ama günahkarsın be adam. Şimdi şurada ziyaret ediyoruz. Herkes ziyarete geliyor. Her tarafı açık, hanımın Fatiha okuyor. Allah'ım ya Rabbi. Geliyor kanunu Fatiha okuyor. Güler misin, ağlar mısın? Şimdi namazı kılarken setri avret farz. Kadınların, erkeklerin örtülmesi gereken mecburi yerleri var. Evet. Kadının yüzü, eli, ayağı hariç. O resmi tefsirdekini aktarıyorum size. Benim kanaatim değil. Ayet 50'yi açıklayan o Hak Dini tefsirinden aktarıyorum. 5. cilt 2304-2305. Sayfalara bakınız. Evet, kadının saçı görünürse, kulağı görünürse, gerdanı görünürse, kolu, bacağı görünürse namazı kabul değil. Sen geliyorsun buraya çırılçıplak, Fatiha okuyorsun, ibadet kabul değil arkadaş. Ne yapayım yani, ben söylemiyorum, aktarıyorum. Karar senin tabii de. Hem çırılçıplak hem de Fatih okuyor. Yani işi usulüne, kuralına göre uymak lazım, yapmak lazım. Evet, bu kadın da zinadan yani gözünü böyle şeylere dikmeyecek. Erkekler de açılmış bana ne? Yok. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُطُّ مِنْ اَفْصَارِهِمْ Kur'an'da ayet. Mümin erkeklere söyle Habibim. Erkekler kadınlara çıplak olsalar da bakmasınlar. Gözlerini yere indirsinler. Bu Allah'ın ayeti yahu. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغَطُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ Bana ne? Çıkmasın öyle. İmtihan dünyası bu. Öyle çıkacak. Sen de yüzü indireceksin. Evet. Ama gözün takıldı hemen kapıyı çevireceksin. Evet. Hususi baktığın anda zinadır. Göz zinası. Elinle dokundun, el zinasıdır. Evet. Lafları ettin, kulak zinasıdır. Evet, bunlar sadece o büyük zina değil, onlar da zina. İşte kadınların en hayırlısı böyle şeylerden sakınandır. Sakınandır, iffetlidir. Evet, fercini, azalarını haramlardan sakınanlardır, gözünü sakınanlardır. Afife fi ferciha, tenasül uzvunda iffet sahibidir. Galime ala zevciha, ama kocasına gelince
kocasının gözü dışarıda olmasın diye süslenir, püslenir, güzelleşir, zilveli davranır, kocasını tahrik eder birleşmeye. Evet, kocasına karşı şehvetli olur. Kocasına karşı şehvetli olur, dışarıya karşı son derece iffetlidir. Hiç kimsenin dikkatini çekmemek için öyle giyinir, öyle davranır. Ama kocasına karşı onu kendine iyice çekmek için başka sokaktaki kadar bakmasın diye güzelleşir, işvelenir, cilvelenir. Kocasına karşı değil, galime ala zevcihe, kocasına karşı son derece şehevi davranır. Dışarılara karşı son derece iffetli davranır. Öyle söylüyor. Kadınların hayırlısı böyledir diyor. Şimdi tam tersini yapıyorlar değil mi? Evde sallem ev selam, dağınık, hiç böyle dikkat etmez. Dışa çıkarken süsleniyor bizim. Yanlış. Bir kadın başka erkeklerin dikkatini çekmek için boyalanır, kılanılır, koku sürünür. Güzel giyinirse cennetin kokusunu koklayamaz diyor. Hadis-i şerif bu. Ben uydurmuyorum. Naklediyorum. Evde de tam tersine süslen, boyalan, kınalan diyor. Bak, kocana karşı, kocana karşı böyle davran ki o kocan sokakta bu çıplaklara bakmasın. Sen de senden başkasının gözünü dikmesin. Öyledir. Kadınların en hayırlısı budur. Başkalarına karşı son derece iffetli, kocasına karşı son derece şehevi. Hazreti Enes radıyallahu anh'tan. Evet. Hayrul ibadeti el fıkh. İbadetin hayırlısı fıkıhtır. Evet. Fıkıh. Şimdi söyledim. Namazın 12 farzı var. Değil mi? Kıyam, kıraat, rükû, sucud, kâdiye, teşebbüt, miktar okumak. Evet. Bunlar içindekiler. Vakit, niyet, istikbali, kıble, setri, avret, bunlar da dışındakiler biliyorsunuz. Bunlardan biri eksik, secde-i sehvüyle namaz tamam olmaz. Kesinlikle. Vacip yoksa onu tamir eder secde-i sehvü. Farzı geciktirirsen tamir edersin. Farz yok, namaz yok. Şimdi kadın çıplak namaz kılarsa namazı yok. Göğüsleri meydanda, kalçası meydanda daracık giymiş namaz kılıyor. Buraya geliyor kardeşim. Seviyoruz din kardeşimiz. Namaz kılıyor. Ağlar mısın, güler misin? Daracık giymiş her şeyi. Namazın yok hanımefendi. Etme, eyleme. Bu benim kanaatim değil. Bak oradan okuyoruz, metinden okuyoruz. Namaz kılarken hiç olmazsa bir şöyle bir şey giy de o şasağın solun gözükmesin yahu. Etmeyin. Evde de böyle, böyle. Namaz her yerde aynı. Namazlık, bir namazlık edin hiç olmazsa. Yoksa namazın yok. Çünkü setir avret farz yok, namaz yok. Secde. Şimdi de hep söylüyoruz. Evet. Ama sen istediğin kadar söyle. Secde, alın, burun. İki el, iki diz, iki ayak yere değecek. Parmak uçları değecek. Aslında parmak uçları kıbleye gelecek, böyle kalkıracak ama kıvrılmıyorsa uçları değecek. Ayağının tersini koyuyorlar. Fotoğrafını çekebilirsin. %60'a doğru varıyor cuma günleri. Niye geldin sen? Müslümansın, cumaya geldin. Ama secde yok, cuma namazı yok. Tersini koyuyor, sırtını koyuyor yere. Bunların namazı yok. Kimisi de havada durduruyor böyle ayağını. Bunların namazı yok. Ama kimsenin haberi yok. Kanunları bilmemek mazeret sayılmaz. Gereğini yapacaklar. Namazın yok, niye kılmadın diyecek. Gittim ben. Gittin ama boşuna yattın kalktın. Bilerek yapacağız bunları. Onları söylüyor güzel peygamberimiz. Öyle onu söylüyor. Evet efendim. Hayrul ibadeti el fıkhı. Bu geçerlilik şartlarını bilmek. Bu haramdır. Bu helaldir. Bu mubahtır. Bu fıkıh hükümleri bilmek. Fıkıh. Fıkıh bilmek. Evet. En hayırlı ibadettir. Evet. Aslında anlamak demek fıkıh, ama işte bu şeriatın haram helal bilgilerini bilmek.
Evet. Evet. Bunu çok eksiğimiz var. Hocalarımızda da eksik var. Cemaatte de çok eksik var. Bu kurallara uyulmadığı zaman ibadet yok. Ondan dolayı fıkıh bilgisi çok önemli. Çok önemli. Evet. Bütün boşuna yatıp kalkarlar. Burada çok geniş icatler vermiş. Evet. Onun için hacca gidiyor adam. Haram parayla gidiyor. Bana söyledi. Emekli paramı diyor. Birkaç sene bankada durdurdum. Beraber hanımla hacca gittik diyor. Faizle. Güle güle. Çayca git, yolca gel. Böyle ibadet olur mu? Haramdan ibadet hac olur mu? Oraya gidiyor. Gelen bizimkiler değil sadece. İslam aleminde bilgi sıfır. Kadınlar sele serpe, her taraflı meydanda oturuyorlar. Kabe'ye karşı ayağını da uzatmış. Sabahtan akşama kadar dedikodu. Niye gittin sen oraya? Evet. Niye gittin sen? Bunu bilmeden boşuna gider gelirsin. Boşuna gider gelirsin. Fıkıh çok önemli. Çok önemli. Maalesef şimdi bu bilgiler ahir zaman alameti. Hocalar da bilmiyor. Vatandaş hiç bilmiyor. Ama hocaların bilmemesi, öğretmemesi mazeret değil. Tercümeleri var. Arapça bilmiyorsan onları niye okumuyorsun? Niye gereğini, o öğretenleri niye gidip dinlemiyorsun? Bunlar böyle maalesef. Şimdi bunlar ne güzel söylüyor bak. İbadetin hayırlısı fıkıhtır, haram helamı bilmektir. Evet, Sa'd bin Ebi Vakkas'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Hayru ta'amikum el barid el hel. Evet. Yemek yerken sıcak yemeğin, sıcak yemeğin, yemeğin hayırlısı serin ve tatlı olanıdır. Serin ve tatlı olanıdır. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Serin ve tatlı olanıdır. Ve hayru şerabikum el barid el hul. İçeceğinizin tatlısı da hayırlısı da böyledir. Serin ve tatlı olanıdır. Evet. Sıcak ve taamul har fela berekete fih asla. Sıcak yemekte bereket yoktur. Hem zararlı, mideni yakarsın, organlarını tahrip edersin. Evet. Tabii serin diyorum. Soğuk, buzlu demi o da zararlı. Orta. Yani kaynar yemek, sıcak yemek zararlı. İşte Efendimiz onu söylüyor. Hayırlısı sıcak olmayacak. Su da kaynar olmayacak. Çay da kaynar olmayacak. Dağıtırken dağıtıyorsun. Öyle damla görmüşüz. Sen dağıtırken bitmeden bir dikişte içiyor kaynar çayı. Ama şimdi ayakta duramıyor, konuşamıyor, kıpırdayamıyor. Ondan mı acaba? Bilmem. Ama Peygamber öyle diyor. Kaynar şey zararlı diyor. Serin şey olacak. O buz gibi çay içilmez ama şöyle serinliği olacak. Evet. İçeceğin şişesi de hayırlısı böyledir. Yemeğin hayırlısı da kaynar olmayandır. Kaynar olmayandır diyor. Hazreti Abdullah bin Abbas'tan nakletmiş. Der Allah onlardan razı olsun. Ayşe radıyallahu anha validemizden nakleden berridu ta'amekum yubarek lekum. Yemeklerinizi kaynarsa, çok sıcaksa soğutun. Bereketlenir diyor Ayşe anamız radıyallahu anha validemiz. Ama biz biliyorsun pişince kadar bekleriz, soğuyunca kadar bekleyemeyiz. Akla zarar sıcak yemek, sıcak su içmek. Sağlığa zarar. Evet. Öyle diyor güzel peygamberimiz. Hayru dua el istiğfar. Duanın, Allah'a yalvarmanın en güzeli estağfurullah demektir. Ne demek? Allah'ım beni affet. Dua ediyoruz bak. Duanın en hayırlısı istiğfardır. Tabi bu istiğfar
hem işte çıplak karılara bakıyor sokakta, camiye geliyor, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Olmaz. Tevbeyle beraber olacak. Tevbe ne demek? Ettiğin kötülükten pişmanlık duyarak bir daha istemeyeceğim diye kararlı olarak döneceksin. Ondan sonra Allah'ım beni affet. Günahlarımı sil ya Rabbi. Estağfurullah bu demek. Ama adam böyle diyor diyor. Ama sokakta da elin karılarını kızlarına bakıyor iyice. Olmaz. O zaman bu alay etmek gibi olur. Böyle adamın istiğfarı ayrıca istiğfara gerektirir. Hayırlı hadisler böyle. Evet, onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile istiğfar ediyordu 70 kere. Peygamberken, masumken bu ne demek? İstiğfarı bırakmayın demek. İstiğfar duaların en hayırlısıdır. Ama böyle yaptığın günah pişmanlık duyaraktan olacak. Evet, kalbiyle pişmanlık duyarak diliyle söyleyecek. İşte bu. Böyle olmazsa öyle diyor. Yucibül istiğfar. Bu istiğfar ayrıca istiğfar etmeye sebep olur diyor. Ve tevbetül kezzabin, yalancıların tevbesidir bu iş yapmak diyor. Evet. Ve hayrul ibadeti kavlu la ilahe illallah. Duanın hayırlısı estağfurullah demek. Günde en az 100 defa estağfurullah de. Eve giderken, giderken, yolda yürürken cebine sok elini. Kendine adet edin. Her gün 100 defa estağfurullah demeyi adet edin. Şimdi söyleyecek ki her türlü şeyin çaresidir. Çok bunaldın. Evde huzur yok. Kavga ediyorsunuz çocuklarla, hatunla. İstiğfara asılın. Dükkanda işler kesat gidiyor. Ortalık karışık. Herkes sizinle uğraşıyor. İstiğfar edin. Tabii o zaman işler büyükse ona göre de istiğfar çoğalacak. 1000 yetmez. 5000 olsun. Devam et. Göreceksin. İşler düzelecek. Ama içinden gelerek estağfurullahil azim ve tövbeyle diyeceksin. İçinden gelerek istiğfar böyle her derdin devasıdır. Rızık sebebidir, sıkıntılardan kurtulma sebebidir. Evet. Ve hayrul ibadeti kavlu la ilahe illallah. İbadetin hayırlısı da la ilahe illallah demektir. Evet. La ilahe illallah zikrin aftalıdır. İbadetin aftalıdır. La ilahe illallah kelimesi samimi söylendiği zaman, kalpten söylendiği zaman bu kelimeyle Allah arasında perde kalmaz. Bütün perdeler açılır. Bir kimse, evet öyle diyor. Hayru ma kultu ene ve ennebiyyuna min kabli la ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Levül mülkü ve levül hamdü ve ve ala külü şeyin kadir. Benim ve benden evvelki peygamberlerin söylediklerinin en hayırlısı la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Levül mülkü ve levül hamdü ve ala külü şeyin kadir demektir diyor. Bir adam la ilahe illallah kısacası. Ya uzatırsan la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Levül mülkü ve levül hamdü ve ala külü şeyin kadir dersen bu sözle Allah arasında diyor engel kalkar yoktur diyor. Bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin bunu içten gelen inanışla, duygularla, kalbiyle söylerse gök kapılarını, sema kapılarını yırtarak arş-ı âlâ'nın arş-ı âlâ'ya varır. Allah'ın huzuruna dikilir. Ona Allah bir cisim verir la ilahe illallah kelimesine. Titrer, zangır zangır titrer. Buhari hadisi efendim. Buhari hadisi. Niye titriyorsun? Efendimiz hikaye diyor bu durumu. Niye titriyorsun? Benim sahibimi affettiğini senden duymadan nasıl titremeyeyim? Bu kelimeyi söylediğin için seni çok seviyor bu kelime. Senin arkadaşın oluyor. Benim sahibimi, arkadaşımı affettiğini senden duymadan nasıl titremeyeyim? Samimi söylediysen Cenab-ı Hakk'ın şeysi, ona cevabı Buhari hadisidir. Efendimiz naklediyor. Seni diline doladığı anda sahibini temizledim günahlardan. Böyle müjde var. Onun için yolda giderken boş duracaksın ya. O zart çurt açacaksın ya.
100 defa estağfurullah de. Ondan sonra koy tesbihini 100 defa la ilahe illallah Muhammed Resulullah de veya la ilahe illallah vattahu la şerike lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve ala kulli şeyin kadir de. Bu ibadetin hayırlısı de budur. Evet, duanın hayırlısı istiğfardır. Hadisini de Hakim Müstedrek'inde Hazreti Ali'den naklemiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Bir de hacca gidenlere Tirmizi'de Abdullah bin Amr bin As'tan hadis var. Evet. Arafat'ta duaların kabul olduğu yerde en makbul dua hangisidir? En makbul cümle hangisidir? Değersen diyor Efendimiz, hayru dua yevme arafa ve hayru ma kultu ene ve nebiyyün min kabri la ilahe illallah ve attahu la şerike le bil mülk ve lehu'l hamdü ve ala kulli şeyin kadir. Arafat'ta en hayırlı dua la ilahe illallah ve attahu la şerike le bil mülk ve lehu'l hamdü ve ala kulli şeyin kadir demektir. Bu benim ve benden peygamber söylediği sözlerin en güzelidir, en hayırlısıdır. Dilini bunları alıştır. La ilahe illallah demeye alıştır. Her gün söyle. Evet. Bir kimsenin ilk sözü la ilahe illallah. Son sözü la ilahe illallah olursa diyor peygamberimiz, 1000 yıl yaşasa sorgu yok diyor. Onun için bizim çocuk doğduğu zaman ezan okurlar sağ kulağına, sol kulağına kamet. Orada eşhedü en la ilahe illallah var. Bunun için işte bu hadislere uymak için atalarımızdan Allah razı olsun örf haline getirmişler. Dilini de böyle her gün 100 estağfurullah, 100 la ilahe illallah alıştırmışsın. Dilin böyle alışmış. Ölürken de son sözün la ilahe illallah olursa doğru dehalel cennet. Men kâle ahiru kelam, men kâne ahiru kelamihi la ilahe illallah dehalel cennet. Son sözü la ilahe illallah olan doğru cennete gider. Şimdi cennete giren yok. Hazır bekliyor. Cehennem veya cennet çukuru, kabirler. Eğer bunu söyleyebilirsen Allah nasip etsin hem bize hem bütün ümmet-i Muhammed'e, kabir cennet bahçesi olacak. Evet. Allah bütün müminlere nasip etsin inşallah. Bunu binde işte Efendimiz bu buyruklarını can gönülden kabul edip yapmalıyız. Yapmalıyız. Evet. Hayru zat et takva. Azık yarın kazanamayabilirim. Kışın bulunamayabilir. Bir şeye tedarik etmemiz lazım değil mi? Ebedi alemde, ahirette lazım gelecek azık lazım. Efendimiz diyor ki azıkların en hayırlısı evet takvadır. Allah'ın haramlarından sakınmak, şüpheli şeylerden sakınmak, takva ve vara. Evet. Ve hayru ma ulkiye fil kalbi el yakinu. Kalbe giren şeylerin en hayırlısı da yakindir, kesin bilgi. Cennet var, cehennem var, kabir azabı var, ahiret alemi var, hesap var, mahşer var, sual var, mahkeme kübra var. Kesin inanmak. Hiç şüphesiz. Evet. Ne diyor hoca? Aman yar, ahir zaman hocası. Kur'an eksikmiş. Bazı ayetleri atmamız lazım diyor. İlahiyat profesörü. Bazı ayetler bugünün şartlarına uymuyormuş. Evet. La ilahe illallah. Yahu yani yanlış yorumlamayın da din benim değil, senin de değil. Din Allah'ın. İnne dine indallahil İslam. Din Allah'ın, İslam Allah'ın. O da peygambere Kur'an'da bildirmiş. Sen de bunu açıkla demiş. Ezan okuyun diyor değil mi? İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cüm'a fes'av ilâ zikrillâh. Cuma günü ezan okundu mu camiye gidin diyor. Dükkanı kapatın diyor. Bırakın camiye gidin. Allah'ın emri bu ya. Cuma namazı farz. Bundan dolayı. Bilal Habeşi'ye ezan okutmuş.
peygamberimizin. Çık demiş dama oğlum. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bildiğimiz ezan okumuş. Kimisi demişler ki bu ezan böyle okunmadan evvel boru öttürelim demişler. Herkes aynı anda gelebilsin, yetişsin herkes ya Resulallah seninle cemaat olmaya. Olmaz demiş. Boruyu Yahudiler öttürür demiş. Dırırırır öttürüyorlar. Çan çalalım demişler. Yo yo o da Hristiyanların demiş. Biz Müslümanız. Evet. Böyle teklifleri kabul etmemiş. Bakın peygamberimiz halkı nasıl hazırlıyor. Aslında hepsini biliyor. Ama halktan gelsin istiyor böyle benimsensin. Birisi demiş ya Resulallah ben Allahu Ekber, Allahu Ekber diye duydum rüyamda. Çok güzel demiş. Tam şey için Hazreti Ömer koşmuş geldi. Ben de demiş aynı şeyi gördüm demiş. Ben de aynı şeyi. Bir başka sahibi ben de gördüm. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayya alel salah, hayya alel salah. Hayya alel felah, hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Ezan böyle sahabiler tarafından görülüp peygamber tarafından tasdik edilmiş, kanun haline gelmiş. Dinde Allah'ın emri bir. İkincisi Muhammed Mustafa'nın emri, kanun. Üçüncüsü sahabilerin icması, gösterek kanaatı. Ondan sonra da bizim gibi cahiller soracaklar kime? Ebu Hanife'ye, kime? İmam Şafii'ye, kime? İmam Malik, İmam Ahmed'e kıyas. Evet, dinin dört kaynağı var. Bu kaynaklarda da bütün şeylerde bilgiler ezan Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okunur. Eşhedü en la ilahe illallah diye okunur. Dünyanın her tarafında bu kanun senin değil lan bunu değiştirmeye. Din senin değil, kabul edersin etmezsin. Dinde zorlama yok. Ama senin değil ki değiştiresin. Allah'ın böyle bize sunduğu bir şey bu. Ya bunu kabul edersin ya da güle güle. Bir şey demiyoruz. Dinde zorlama yok. Ama kendime göre değiştireceğim. Olmaz. Olmaz. Allah bizi imandan İslam'dan ayırmasın. Aziz milletimizi hidayetten ayırmasın inşallah. Evet. Bu konularda kesinlikle şüphe etmemek, kesin bilgi, inançlar da aynen kabul etmek en hayırlı, en hayırlı şeydir. Kalbe giren, Allah bizi şekten, şüpheden, küfürden, dalaletten muhafaza buyursun. Ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife, mal besmele-i Şerife. Elhamdülillah Rabbil alemin. Üçer salavat-ı şerife Allah'ım sana. Birer elem neşrah leke şerif me'al besmele-i şerife. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke ve sekret. On üçer ihlas-ı şerif me'al besmele-i şerife. Bismillah. Kul huvallahu ahad. Bismillah. Thank you.
فاتحه‌ی شریفه مع البسمله شریفه بسم الله الحمد لله رب العالمين üçer salavat-ı şerife Allah'ın سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celileyi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ervai paklerine hediye iledik, vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Cümlesinin ehli beyt, el, ashab, etbaları, Rıdvanullah Teala aleyhi mecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine de hediye edik, vasıl eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahını da hediye edik, vasıl eyle. Özellikle eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşafendilerimizin ervahıyla beraber buracıkta bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına bağışladık. Vasıl eyle bu aziz vatanı bizlere hediye için ve namusumuzu korumak için geçmişte ve günümüzde canlarını bezleden sıkıntıyla katlanan şühedanın kuzatın da ervahına hediye iledik. Vasıl eyle cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen de yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasına tebdil eyle. Ya İlahi'l Alemin, ayıplarımızı setreyle. Günahlarımızı affeyle. Bizi dünyada ukbada teşhir edip mahcup duruma düşürme ya Rab. Bizi imandan, İslam'dan ayırma ya Rab. Gece gündüz kalbi senin zikrinle çarpan, La ilahe illallah demeye dili yatkın, kalbi ısınmış güzel müminlerden olmayı bize nasip eyle. Son sözümüzün La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olmasını da bize ümmeti Muhammed'e nasip eyle. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle ya Rab. Ya ilahe'l alemin, bizi güzel Kur'an'ı okumayı nasip eyle, hükmüyle amel etmeyi nasip eyle, güzel peygamberimizin sünnetlerini hayatın rehber edinip iki cihanda yüzü ak çıkanlardan olmayı bize nasip eyle. Ümmeti Muhammed'i aziz eyle, İslam'ı aziz eyle, kafirleri zelil eyle ya Rab. Kafirlerin ümmeti Muhammed arasına sokmak istedikleri hileleri, desiseleri kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirük ve netubu ileyk. Subhane Rabbina Rabbil izzetu amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.